Boşu boşuna buradan müdahale etmeyin. Siz bekleyin. Hanımefendi, yaşayan biziz burada. Biz yaşıyoruz. Halk istemiyorsa halka rağmen bu projeleri yapamazsınız. Evet. O yüzden ayrılın buradan. Yani tutarak tutun. Halkın katılımı yapamadınız. Çünkü hiçbir şey anlatamayacaksınız. Anlatmanıza gerek yok. İstemiyoruz. Yansıya falan gerek yok. Malzemeleri toplayalım. Çayımız için. Erkek! Olamaz. Evet. Halkalarından hiçbir devleti yapamazsınız. Erkek ne alıyor? Açkanları, kanalını hatırlayın. Halk istemiyorsa halka rağmen halkın yaşam alanlarını türlü açamazsınız. Artık yeter, yaşıyor. Burada biz nefes alacağız. Ama alamıyor. Şu anda bile alamıyor. Bu da olursa inşallah. Etkisar halkı daha ne kadar bedel ödeyecek? Bir yarısı adalarda sürgün, bir yarısı İzmir'de sürgün. Nedir bu ya? 50 yıldan beri sürünüyoruz. Buradan nereye götürecekler? Ben onu da bilmiyorum ya. Buradan nereye götüreceksiniz? Vicdanınız var mı? Görevlendirmeyle buradan. Yapmayın değil, yapamazsın. Burada toplantı falan yapacağız. Siz köye kabul etmiyorsunuz. Burada toplantı var. Siz muhatap alınmaz. Muhatap alınmaz. Bu yerde kimsenin kulağına bağıramazsınız. Burada toplantı yapamazsınız. Sizi bu köyde istemiyoruz hanımlar. Toplantıyı yapmadığınıza dair tutarak Sizin getirdiğiniz uydurup chat raporları yüzünden bir sürü insan mağdur oldu. Bir sürü insan yerinden oldu. Bu köy sizin getirdiğiniz uydurup chat raporları yüzünden yerinden oldu. Bir daha mı yerinden edeceksiniz? Edemezsiniz. Toplantıyı falan açamazsınız. Buradan da konuşacağım. Sizin getirdiğiniz havama, suyuma, toprağıma dokunma. Havama, suyuma, toprağıma dokunma. Havama, suyuma, toprağıma dokunma. Havama, suyuma, toprağıma dokunma. Biz sizinle muhatap olmak istemiyoruz. Sizinle muhatap olduğumuzda başımıza çok kötü şeyler geldi bizim daha önce. Bakın sizin yüzünüzden yine çimento fabrikasından yeni kurtulduk. Beyefendi, aynısını burada yapmaya çalışıyoruz. Biz şahsiyle istemiyoruz. Sizin göreviniz toplantının yapılmadığına dair tutanak tutmaktır. Sizin göreviniz. Sizin göreviniz toplantının yapılmadığına dair tutanak tutmaktır. Bizim burada size söylediklerimizi ekmeğini yediğiniz anlama gidip anlatmak sizin göreviniz sadece bu. Esas siz konuyu şahsileştiriyorsunuz. Siz bu mermer fabrikasını severek tanıyorsunuz. Göreviniz Türkiye'nin sömürge madenciliğini açmak mı? Yoksa halkı korumak mı? Sizin maaşınızı bildiriyorsunuz. 2100 dönüm. Arkadaşlar biz aramızda hemen toplantı yapalım. 2100 dönüm almak istiyorlar. Evet, ormanın içine kıymak istiyorlar. 2100 dönüm. Bunun toplantı, buna ikna etmeye çalışacaklar bizi. Evet. İstiyor musunuz böyle bir şey? Hayır. Buradan gidin. Toplantıyı yapamadığınıza dair. Yapamadık. Görevinizi yapın. Tutarak tutun. Yapamadık. Toplantıyı yapamadığınıza dair. Tutarak tutun ve defolun. Buradaki köylü bu şirketi istemiyor. Faaliyetlerini kabul etmiyor değil. Senin görevin bu. Biz 40 senede bu köyü dağı köy yaptık.
40 senede yaptık biz bunu. Ben bu yaşa kadar 3 tane köyde işledim. Nedir bizim çektiğimiz? Stratonika'da çocukluğum geçti. Ortaköy'de gençliğim geçti. Bu köyü 40 senedir biz, bu dağın başıydı burası. Burada diken bitmez. Biz bu kıraç yeri, yerleşim alanı yaptık. Yeşerttik. Burada tek ağaç yoktu. Şimdi de buradaki şu yaşantımızı zehir etmek istiyorsunuz. Kendinizi bizim nasıl yerinize koyuyorsunuz? Nasıl şeytani düzene vesile olduğunuzun farkında mısınız? Lütfen. Bizim ömrümüz bizim köy yapmakla geçiyor. Şeytani bir düzene ev yapmak istiyorsunuz. Bunun hakaretle ne alakası var? Ben üslubumu gayet iyi biliyorum. Saatiniz geldi galiba. Senin böyle şekilde bakarak beni muhatap almaman senin üslubunu gösteriyor. Biz sizleri dinlemek için buradayız. Bizim burası. Ama biz sizle konuşmak istemiyoruz. Olmadı başlıyor. Peki tutanağınızı şunu yazacak mısınız? Gelmemiştir. İlgili chat firması bu köye uğramamıştır diye tutanağın en başına doğru bu cümleyi yazacaksın. Yaz bakalım. Bizden duyduklarınızı yazın yeter. Ya. Bu kadar koca köyün sizi istemediğini yazacaksın. İstemiyoruz. Birinci Açak köy, orta köy, üçüncü köy burası. Binlere gidecek. Bizim aydın'a gidecek, mirası gidecek, yatağına gidecek. 10 binlerde bir eve. Biz çocuklarımızı tutamadık. Ya gitmeyin, niye konuşuyorsun? Gidecekler onlar. Biz çamırla yaptık bizi böyle, çamırla. Bütün dünyanın benlerini, zartını, zurtunu bu ülke mi yapacak ya? Her şeyi koda getirenler, bana niye koda getirmiyorlar? Boşuna beklemeyin, toplantıyı açamayacaksınız. Haramilere para lazımsa bedelini hap mı diyecek? 5 dakika daha bekleyeceksiniz, bu tutanağı tutacaksınız. Toplantıyı açamayacaksınız. Yapamadığınıza dair tutanak tutmakla yükümlüsünüz. Evet. Görevinizi yapın. Bak, göreviniz ben de size söylüyorum, yapamadığınıza dair tutanak tutmakla yükümlüsünüz. Bekliyorum. Benim toplantıya varmadan tutanağını tutacaksınız. Verdim ben. 10 ton yağ çıkardım ben. Şunu yağın kilosu kaç para? Söyleyin bakalım. 500! Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Bir dakika. Hanım kızım. Artık bu ülkeye sömürge madenciliğini açtırmayacağız. Bizim bu köy Türkiye genelinde en sulak köylerden birisiydi. 3 tane akarsuyumuz vardı. Onlarca pınarımız vardı. Şimdi evde kullanma suyunu komşu köyden almak mecburiyetimiz kaldı. O da bitti, bitti. Geçen hafta bitti. Üzere. Eğer geçen bu böyle olursa o da gidecek. Yani biz hakikaten arkadaşın dediği gibi bir daha göç etmemiz lazım. Bir cennet yok. Üçüncü defa. Her göçte 100 hane fere verdik biz. 1500 haneden düştük geldik. Belediye. Hala burada oturduğunuza göre anlamıyorsunuz. Hiç anlamıyorsunuz. Sadece lütfen. Siz merak etmeyin. Siz merak etmeyin. Hiç öyle algılamayın. Siz merak etmeyin. Hani lütfen bizim lehimizde bir tutanak tutacaksınız. Lütfen. İstenmediğinizin de farkına varacaksınız. 2100 dönümüzü bizim kimseye peşkeş çektirecek bir halimiz yok. Tutanağınızı tutacaksınız ve gideceksiniz. Ben o bizimle ilgili bir resmi. Hayır, biz onu görmek istiyoruz. Tamam. Biz o tutanağın bir nüshasını istiyoruz. Niye bizimle ilgili değil? Siz buraya ne için geldiniz? Çünkü bizimle ilgili değil. Çünkü yani bakın, para babalarıyla ilgili. Burada bugüne kadar üstü boş tek nüsha tutanaklar tutularak gidildi burada. Üstü boş tutanaklar istedi. Katılımcı listesi. Katılımcı yok kardeşim. Yok ki. Hani hangi katılımcıdan bahsediyorsun? Bütün köy burada. Burada sadece şirketin temsilcileri var. Evet. Bu şirket buraya rüşvet vermeye geldi bir hafta önce. Siz o zaman yoktunuz. Sayın Eskisarlar, şirket sizin mezarlığınız yapacağız, yol yapacağız, cami yapacağız. Ya bir şey istemiyoruz ya. Bu rüşvetler şey kabul etmeyin. Mezarlığı ya, mezarlığı yapacağız. İstemiyoruz, değil mi? İstemiyoruz. Daha önce mezarlık yapacağız, yol yapacağız diyenler insanların mezarlıklarını kazdılar. İnsanlar ölülerinin kemiklerini çuvallarda taşımak zorunda kaldılar. Mezarlık yapacağım diyenler bunları yapıyorlar. Mezarlık yapacağım diyenleri sakın kabul etmeyin. Ahit mi yapacakmış bize? Ya buradan çekip gitsinler. Yapacakları evet. Tek saat şey bu. Saat geldi hanımefendi. Görevinizi yapın. Beğeniyorum. Tutun lütfen tutanağınızı. Evet. Toplantının yapılamadığını dair. Toplantı yapılamadığını dair. Tutanağınızı buradan güzel biçimde uğurlayalım arkadaşlar. Buyurun.
Sizin de yaşamaya hakkınız var. Tutun tutanağınızı arkadaşlar, vakit geldi. Ağacın hepsinin hakkına girdiğiniz için nasıl yatacaksınız? Helal olsun ya. Helal. Hakkına giriyoruz seni. Yeter artık bizi çiğnedikleri, yeter. Gel. Dudağlar Naila benimdir, dudağlar Canan benimdir. Dudağlar sana benimdir. Dudağın bizim köyümüz, kimsenin değil. Var mı? Bizim kutlara, kırbağışlar gelir. Ya ağacımız kaldı, ne yerimiz kaldı, ne yerimiz. Boşuna şirket yetkililerini aramaya gitmeyin. Onları da almayacağız buraya. Onları da istemiyoruz. Burası bizim köyümüz. Gençlerimiz hep dışarıda çalışıyor. Gitsin kendi akrabasını kastın işte. Ne ya, yeter gari ya. Ne varsa bu eski sende, ben anlayamadım. Sen kabul ediyorsan onu. Karakol da istemiyor. Sağlık istiyor. Siz mühendissiniz değil mi? Mühendisliğin emine ettiniz. Pardon, bir soru sordum. Toplantının amacı bu zaten. Evet, sizi dinlemek için yeni insanlar şu an bizi sağlamak. Ben davranmıyorum. Biz yapılması gerekeni yapıyoruz. Siz mühendis misiniz? Pardon, her şey öyle diyor da. Siz mühendis misiniz? Mühendis misiniz? Bizim bu söylediğinizi kayıt altına. Siz mühendis misiniz? Mühendis misiniz? Hiç gerek yok kayıt altına. Mühendislik yemini ettiniz mi hanımefendi? Mühendislik yemini ettiniz mi? Mühendislik yemini ettiniz mi? Hanımefendi, mühendislik yemini ettiniz mi? Mühendislik yemini ettiniz mi? Mühendislik yemini ettiniz mi? Ya ben çevre mühendisiyim diyor ya. Ben soruyorum, içinizde mühendis varsa mühendislik yemini ettiniz mi? Yok. Bak kardeşim. Ya bizim inancımız bile Zeytin'e yemin ediyor. Karıncaya, arıya yemin ediyor. İnandığım kitap yapıyor. Bana bakmayan hanımefendi. Anladın mı? Bunu lütfen sakin nasıl olurum? Beni evimden, ya sen kimsin? Sen aracısın. Sen benim dediğimi iletmekle maaşını benim vergilerimle ödenen bir çalışansın. Dinlemek için buradayım. Sen beni dinlemek için buraya gelemezsin bile. Aha değil. Ya sen nasılsın? Senin çoluğun çocuğun yok mu? Sen kafanı böyle bir şey vesile olarak nasıl vicdanın ruhun rahat ediyor? Nasıl? Sonra Cumhuriyet Atatürk diye bayrak sallıyorsun. Siz niye buradasın güzel kız? Niye buradasın? Hanımefendi, bak biz o yolları biliyoruz ya. Bakın bırakın. Niye buradasın? Senin gibi insanı buraya çıkartıp oturuyor. Kendisini buraya gelmeye durmuyor. Seni buraya öne sürüyor ki burada minneti yumuşatsın. 3-5 tane düzgün insan burada onların karşısında belki suskus olur. Burası öyle bir köy değil canım. Tamam mı? Burası aydın, farkında olan insanların yaşadığı düzgün bir köy. Siz de lütfen artık buradan gidin ve bu söylediklerimizi, duyduklarınızı iletin. Tamam, siz tutanağı tutmaya başlayın. Bir dakika sonra anca biter zaten. Toplantıyı yapamadığınıza dair lütfen başlayın tutanağı tutmaya. İşinizi yapmak istiyorsunuz madem. İşinizi yapın, sonra da biz sizi güzel güzel uğurlayalım köyümüzden. Evet, peki abi. Hanımefendi saat geldi, biraz önce saati gösteriyorum. Saat geldi hanımefendi. Evet. Tutanağınızı yapılamadığınızı aradım. Tamam işte geldi. Saati geldi. Saat geldi. Vaktiniz doldu. Yapılamadığınıza dair. Tutanağınızı tutun. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Biz size hoş geldiniz. Arkadaşlar, işinizi yapmak istiyorsunuz. Toplantı yapılamamıştır. Hayır, zaten. Ama
Hadi arkadaşlar. Birbirinize oyalamayalım. Lütfen. Daha çünkü yani sizin gibi çok kişiyle... Arkadaşlar hayır. Ağlama, duyulma, toprağıma dokunma. Ağlama, duyulma, toprağıma dokunma. Ağlama, duyulma, toprağıma dokunma. Burada hep haberlere çıkacak bu mevzu yani merak etmeyin siz. Tutanağı değiştireyim de öyle bir çakallık yapayım falan olmaz. Tutanak düzenleme. Çoğunluğu liderin efendisiydi. Senin inandığın vatan bilgileri duysaydı. Çeviklerisiz var. Tamam arkadaşlar bir dakika. Şu anda istediğimiz... Arkadaşlar bir dakika. Şu anda istediğimiz biçimde tutanağı tuttuklarını söylüyorlar. Bekliyoruz. Buyurun buyurun. Dur bir dakika. Hayır, toplantının yapılamadığına dair tutarak burada bir toplantı yapılamadı. Toplantı yapılamamıştır. Toplantı yapılamamıştır ibaresini düşmediğinizde bakın. Şimdi biz Hayır, aynı şey değil. Bizim ilk karşılaştığımız ekip gerçekten siz değilsiniz. Sizin gibi çok fazla biriyle karşılaştık. Bütün bu ayak oyunlarını, bütün bu arkadan dolaşmaları biliyoruz. Bizim istediğimiz şudur. Sizin de demin vaat ettiğiniz üzere toplantı yapılamamıştır ibaresini yazın. Bizim için önemli olan budur. Bunu yazmakla istiyorsun. Yapamadınız. Bunlar haberlere çıkacak. Bunlar haberlere çıkacak. Yapamadığınızı görecek bütün haberler. Bütün Türkiye görecek. Siz arada kalırsınız. Siz bak, görevinizi kötüye kullanmış olursunuz. Göreviniz yapın. Yoksa para babaları için kendinizi yapmayın. Yalan tutarak tutmayın. Hayır toplantı açılmadı çünkü. Toplantı açılmadı. Toplantı yapılamadı. İşte keşke normal yolla anlaşabilsek sizin gibi. Önemli olan tutanağın burada yok hükmünde olduğu bilir. Hep köyümüzdünüz mü evde ya? Kasiyeden beri biz evden çıkarız tarlaları. Evimizden çıkın. Sanki biz Yunanlımışız gibi bizi koşturdu evden ya. Kaçıncı kalkışımız bu? Yeter artık ya. Esra'dan başka yerde yer mi yok? Tutunan tekrar bizi okuyun, duyalım, anlayalım. İş yapacak şey oldu mu yok ama yıkmaya geldiler çok. Burada da olmaz ya. Vatandaş ne yapacaksın şaşırtar. Bunalıma girdi bize. Siz Özcan Bey siz misiniz? Telefonla konuştuk değil mi? Biraz da haktan yana olayım ya. Size şu köyünü gezdirelim de şu köyün 60 yıllık ızdırabını bir anlayın. Yani bir şey soracağım Özcan Bey. Siz mühendislik yemini ettiniz mi? Tarih almaz bir nesil. Efendim? Mühendislik yemini edilmiyor. Nasıl edilmiyor? Diplomalarımızı alıyoruz. Ne güzel. Uzaktan eğitim uzaktan kullanıyor. Mühendislik yemini insan vicdanında eder. Çevreyi korumakla ilgili. Yani sizin diplomanız çevreyi korumak değil mi? Asıl amacı. Hayır. Jeoloji mühendisi. Bakın. Bakın Özcan Bey. Bundan 50 yıl önce bir jeoloji mühendisi kömürün 10 metre üstünde bir köy yaptı. O zaman da Türkiye'de jeoloji mühendisleri var. Ne oldu o köy? Ne oldu o köy? İşte yemin etmeyen mühendisler yapıyor bunu. Vicdan. Bizim çocuklar ekmeğini mi içeceksin? Bu kadar basit. Babaların çalıştığı yerim ya. Vicdanınız varsa olmaz. Vicdan. Kimsenin alıp veremediğiniz yok ama haktan yazın. Onların biz de alıp veremediği var abla. Bizim kimseyle yok. Oradan çocuk oraya götürdüler. Oradan buraya geldik. Oradan oraya. Biz Doymuyorlar. Stomanikten bu yana buraya kalkıp geliyoruz. Evden eve ya. Bizim işimiz gücümüz ev yapmak mı? Doğayı kirletmek mi bunların işi? Zeytinlerimiz vardı gitti. Yerlerimiz vardı gitti. Daha ne istiyorlar bizden? Canımızı mı alacaklar? Alsınlar canımızı kurtulsunlar. Bu kadar olmaz ya.
Yeter gari ya. Bizim çocuklar şu gün dışarıda çalışıyor. Çocukların geleceğini hiç düşünmüyorlar. Çocuklarımızın hiç geleceği yok burada. Almadılar bile zaten. Bakanlıktan geldiğini söyledin değil mi? Şirket kurulsa çalışanlar hazır. Ya, vicdanen rahatsın. Almıyorlar bile. Vicdanen rahatsınız diyorum ya. Sen çarşı vicdanın söyle. Tabii ki yani. Başka. Çabuk evet. Sana bir lisesine alalım. Gelen bu köy için. Bu da olmaz. Tarihten silecek eski sen. Bu da olmaz ya, yazık. Kazım sen çek, herkese sen çek. Tamam ben taratıyorum. Tek tek kaynaktan.2100 dönüm arkadaşlar, bakın Akbelen'in 3 katı. Akbelen 740 dönümde. 2100 dönüm. Bunu bir de anlatmaya geliyorlar ya. Bunu anlatmaya gelebiliyorlar yani bize. Yok. Toprak demek namus demek ya. Helal sana, helal. Evet abi bak, devlet memuru ama zaten sistemleri o. Bu arkadaşları bize şeye bırakıyorlar, tampon yapıyorlar, onları kullanıyorlar aslında yani. Ama memur arkadaşlar, işini sağlam yapın. Şirketler için kendiniz terk yapmayın. Bu dönemler yargılanır. Bu harami iktidar gittiğinde yargılanırsınız. Yapmayın. Aklınızı başınıza alın. Ben de devlet memurluğundan geldim. Bakın 90'lar yargılandı, 2000'ler yargılandı. Bugünler de yargılanacak. Evet, tamam bir dakika. Yüksek sesle bir okuyun. Bir saniye susun. Bir saniye. Okur musunuz? Okuyun. Ben... Firma en son imzalası. Biz alalım onu. Bir yüksek sesle okusun. Firmaya kimsi nerede? Firmaya kimsi buraya giremiyor. Özcan Bey. Özcan Bey. Özcan Bey sizi istiyoruz. Şurada gidiyor. Gel. Burada. İmzanız gerekiyor. Tamam, oradan dağıtırız. Bir saniye arkadaşlar. Yukarıda adı ile bilgileri yazılı olan projeye ilişkin halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılımı toplantısı belirtilen alanda hazır bulunulduğu ÇED ve çevre izinleri ben sorumlu. ÇED ve çevre izinlerinden sorumlu şube müdürü tarafından toplantı ile ilgili halkın yoğun protestoları ve projeyi istemediklerinden dolayı, ayrıca proje hakkında bilgilenmek istemediklerinden dolayı toplantı gerçekleştirilememiştir. Bravo. 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 Havama, suyuma, toprağıma dokunma. Havama, suyuma, toprağıma dokunma. Bir çayımızı için. Ada çayı için. Halkı kırmaya geldim. Çay için ya. Yok, onlar yemek yerler.